Kıymetli misafirlerimiz, milletvekilimiz, Sayın Faruk Dinç başkanımız geldiler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu ayakta olan ağabeylerimizden ricamız, özellikle bu arka kısımda olan ağabeylerimizden. Ayıp ayetimlerini tüm senede milletvekilimiz, milletvekilimiz, politikaları başkanımız, Sayın Faruk Dinç başkanımızın patronuyla statüde veriyoruz inşallah. Kürsü düşünmek, hissetmek ve anlatmak boynumuzun borcudur. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi de etkinliğimize başlamadan evvel Kur'an-ı Kerim tilavetini yapması için mikrofonu Serkan hocamıza bırakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Baba ne tut? Yolla gel. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم الفاتحة كما ظلمش إذ لا يرلى رغضا صيدا شهادتي قطوى يبشهيت نرلى أجفيدا Şeyh Ahmet Yasin gibi paramparça olsaydım şehadeti koklayıp şehitlerle uçsaydım Şeyh Ahmet Yasin gibi paramparça olsaydım Sadret Mescidi Aksa bitecek bu esaret Kanınızla Gazze'de yeşerecek adalet Sabret Mescidi Aksa bitecek bu esaret Cengizler ve Fahrimiz şehadet aşıkları Şehadet aşıkları Furkan Cevdet Ali Haydar yıkacak camutları Hayber'i unutmayın İsrailoğulları Furkan Cevdet Ali Haydar yıkacak camutları Hayber'i unutmayın İsrailoğulları Keşke gemide olup bin canımı verseydim Bin canımı verseydim Diyarbakır'dan kalkıp bu kervana girseydim Bu kervana girseydim Yok mu senin bebeğin, sızlamaz mı yüreğin Boynunda mavi emzik, umut dolu çiçeğin Hayata can verecek mavi emzikli bebek Tel Aviv'de Kudüs'te çocuklar nasıl amca Var mı senin bebeğin boynunda mavi emzik
Betonlara bulanmış kanım neyi anlatır? Taşıdığın ölümler anneleri ağlatır. Ana ben ölüyorum anneciğim, anneciğim. Ana ben ölüyorum anneciğim, anneciğim. Ana ben ölüyorum anneciğim. Sesin kısılmış. Biraz da bunalmışlık var üstünde. Kimse tenezzül etmiyor sormaya. Soruyla kaldıkları vakit elleri hüviyetli çocuklar öksüz bırakıldı. Suval ettikleri an elleri taşla örülü masumlar ecel şerbetiyle tanıştı. Kaptan, yoksa Sever mağarasında teslim oluşundan ben. Bunu hatırlaman için Aksa dile mi gelmeli? Bunu hatırlaman için Halepçe ve Bosna kıyamda mı durmalı? Ah özgürlük, bir şey var üstünde. Sanki bir şeyler demeleyecek misin gibi. Bir babayı gördüm diyorsun, kızına sarılmış. O benim ruhumun ruhu diye söylenen. Nikahları gökte kılınan, Banya Veray çiftine meleklerin şahitlik ettiğini gördüm diyorsun. Biz bu programımıza, yani Gazze temasını gündemde tutmaya devam ettik. O zulüm orada olduğu müddetçe bunu dile getirmeye devam edeceğiz dedik. Hatta yine o süreçte Filistinli yetkililerle görüştük, onlarla konuştuk ve onlara da sordum. Dedim hani bizden ne istiyorsunuz? Bizden beklentileriniz nelerdir? Biz sizin için ne yapalım? Her türlü fedakarlığa hazırız. Bu konuda terör şebekesi İsrail'e verecek her darbede yer almak istiyor. O zaman da şunu söyledi. Dedi biz sizden iki şey istiyoruz. Birincisi meydanları terk etmeden Gazze'yi gündemden düşürmeyin dediler. Asla ama asla bizi unutmayın dediler. Ve ikincisi de bize maddi destekte bulunun. Ve orada şunu ekledi. Dedi gençlik kollarının, sizin gençlerinizin dedi Diyarbakır'da Orman Parkı'nda yaptığı etkinlik bizi çok mutlu etti. Yani biz zannediyoruz ki biz böyle bir araya gelsek hiç sesimiz onlara ulaşmıyor. Bizzat bunu bana söyledi ve dedi ki sizin gençlerinizin o yaptığı etkinlik bizim hoşumuza gidiyor. Ve bu bizi çok mutlu etti. Kıymetli kardeşlerim, yine devam ediyoruz. Normalde Mayıs ayında Türkiye genelinde biz gençlik kollarımızla bahar şenlikleri temasıyla etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliklerde gençlerle bir araya gelmek, hoş vakit geçirmek, sorun sıkıntılarını bizzat onlardan dinlemek ve bunların çözümü için bir çalışma ortaya koymak için bu buluşmaları sağlıyoruz. Ancak Aksa tufanı, Hamaslı yiğitlerin, o mücahitlerin Filistin'de özgürlük mücadelesini verdiği müddetçe temamız yine Kudüs olacak, Filistin olacak ve oradaki işlenen insanlık suçu ve soykırım olmaya da devam edecek kardeşlerim. Ve bundan dolayı biz bahar etkinlikleri teması ismi altında programımızın yine temel teması Gazze'dir, Kudüs'tür, Filistin'dir ve orada işlenen soykırımdır. Bunu dile getirmeye devam edeceğiz kardeşlerim. Niye mi bu konu o kadar önemli? Niye bu konu o kadar kıymetli? Çünkü evet kardeşlerim, işgalci İsrail bu zulümlerini işlediği müddetçe toplum, millet, gençlik, nesil özgürleşemez, esaretten kurtulamaz. Ve bundan dolayı biz bunu gündem etmeye de devam edeceğiz kardeşlerim. Elhamdülillah şu an Diyarbakır'ın belki en güzel yerindeyiz. Sahabe-i kiramın gözyaşını döktü, terini döktü, kanını döktü
toprağın üzerindeyiz. Peygamberlerin ayak bastığı manevi bir memleketteyiz. Ve kıymetli kardeşlerim, işte bu topraklardan, bu sahabelerden ilham alarak, bu aziz peygamberlerden ilham alarak bizim tekrardan dirilmemiz gerekiyor. Allah'a hamdolsun. Şu an burada oturan genç kardeşlerimizle eğer biz bilinçlenirsek, şuurlanırsak biz Kudüs'ü fethetme gücüne sahibiz kardeşlerim. Nasıl bunu yapacağız? Bunu nasıl sağlayacağız? Bu yaşımızda tam da çağındayız. Ben şimdi buraya gelseydim, böyle yaş ortalamanız diyelim ki benim izlenimime göre ortalama 18 ile 25 arası. Eğer 35-40 arası olsaydı ayrı düşünürdüm. 40-50 arası olsaydı ayrı düşünürdüm. Ancak bu yaş gerçekten çok kıymetli. Ve biz bu yaşta bu bilinçle, bu şuurla hareket edersek içimizden mutlak bir Selahaddin çıkar ve o Siyonistleri al aşağı edecektir kardeşlerim. Ve şunu söyleyeyim. Nasıl yapacağız? Bugünden sonra şöyle bir bilince sahip olacağız. Ezan okunduğu zaman camiye koşacağız. Niye koşacağız? Diyeceğiz ki eğer ben camiye koşmaz isem o terörist İsrail güçlenecek. Benim oraya gitmem gerekiyor. Ve eğer bir Filistin'le ilgili, Kudüs'le ilgili, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili, sahabe-i kiramla ilgili bir etkinlik olduğu zaman kardeşlerim, diyeceksiniz ben oraya koşacağım. Ne olursa olsun benim orada olmam lazım. Eğer ben orada olmazsam Müslümanların gücü zayıflar, işgalci, terör şebekesi, katil İsrail gücü artar diyeceksiniz. Ve siz eve gidip elinize telefon aldığınız zaman veya bir şey izlediğiniz zaman ona bakacaksınız. Eğer bu Müslümanları güçlendirecek bir şeyse onu ona göre değerlendireceksiniz. Ve o yoksa boş vaktinizde eğer kitap okumazsanız, kendinizi geliştirmezseniz, İslami bir bilinç ve şuurla şuurlanmazsanız, şunu hep bilin ki işgalci İsrail'i güçlendiriyorsunuz kardeşlerim. Ve onların zayıflatmanızın şu anki sizin elinizdeki imkan budur. Üniversite okuyorsanız, mühendislik okuyorsanız en iyi mühendis olacaksınız. Bugün lisede okuyorsanız en başarılı öğrenci siz olacaksınız. Diyeceksiniz ki bu klasik sözler ama gerçek sözler. Ama gerçek olan budur kardeşlerim. Bugün biz bilgiyle donanmazsak, şuurla donanmazsak maalesef 2 milyar Müslüman olsak da 2 milyon kardeşimizi koruyamayız. İşte bundan dolayı bize bilinç lazım, bilgi lazım. Bilinç, bilgi en büyük güçtür kardeşlerim. İşte onunla güçlenmemiz lazım. Bugün İslam ümmeti bilinçli olmadığı için, şuurlu olmadığı için güçsüzdürler. Başlarına birer Siyonistin tasmalı köpeği bırakılmış ve bu şekil memleketi idare ediyorlar çoğuları. Ancak halk aslında bu konuda haklıdan yanadır. İslam ülkelerinin halkları çoğu Filistin için yüreği parçalanıyor. Ancak Siyonistler çoğu İslam ülkelerini işgal etmişler. Kendi adamlarını oraya koymuşlar. Onlara oturun diyorlar, oturuyorlar. Onlara kalkın diye kalkıyorlar, zillet içerisinde debeleniyorlar kardeşlerim. Ve siz veya biz bunu nasıl önleyeceğiz?
veya bunun önüne nasıl geçeceğiz, onun kafasını yaşamamız lazım. Bunun düşüncesini yürütmemiz gerekiyor. Şöyle söyleyeyim kardeşlerim. Aslında Gazze'li mücahitler bizim için büyük bir çığır açtılar. Gerçekten sadece İslam ümmeti için değil, dünya için bir çığır açtılar. Adeta Gazze'den bir nur göğe yükseliyor ve dünyayı aydınlatıyor kardeşlerim. Tüm zalimlerin, tüm sahtekarların ve tüm ülkelerin o sahtekarlık maskesini tek tek düşürüyor. Sadece İslam ülkelerinin değil kardeşlerim. Mesela bugün kendine işte solcu diyen, gene de haktan bahsederler. İşte sözüm ona, demokrasiden bahsederler. İnsan haklarından bahsederler. Kadın haklarından bahsederler. Çocuk haklarından bahsederler. Ancak onların da ne kadar sahtekar olduğunu Gazze'li kardeşlerimiz gösterdi. Bizzat bizim ülkemizde hadi bir kadın öldüğü zaman veya öldürüldüğü zaman nasıl olursa olsun onun için yürüyüşler yapıyorlardı. Nerede bu demokratik sahtekarlar? Niye bugün de Filistin'de mazlum çocuklar, kadınlar kimsesiz katledilirken yürüyüşler yapmıyorlar? Bunlar her biri demokratik sahtekar olduğunu Gazze'li kardeşler onların da maskesini düşürdü. Çünkü aslında onlar solcu değiller. Onlar İslam düşmanıdırlar ve bu şekilde onların maskesi düştü. Onları da görmüş olduk. Sadece onlar değil, dünya genelinde kardeşlerim, bakın bugün Amerika'da 40 üniversiteye yakın, hemen hemen tüm üniversitelerinde gençler eylemler yapıyor. Ve çoğu da şunu söyleyeyim, 15 Mayıs, bakın 5 gün sonra çoğu o gençlerden mezun oluyorlar. Ve 15 Mayıs'ta mezun olan çoğu gençler okullarına mal olmasına rağmen her yerde haykırıyorlar ve diyorlar Filistin'de çocuklar katlediliyor diye bunu haykırmaya da devam ediyorlar. Çoğu profesörler de onların eğitim hakları ellerinden alınmasına rağmen, onların makamları, yetkileri, ünvanları ellerinden almasına rağmen hepsi yürüyüşlere devam ediyorlar. Niye? Çünkü 7 Ekim'den sonra kardeşlerim yeni bir dünya düzeni gerekiyor. Bugüne kadar okuduğumuz bu hukuklar uluslararası hukuklarmış, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'miş, bunlar hepsi süslü kelimelerden ibaretmiş. Biz sorgulayamıyoruz ha. Onlar sorguluyor. Hani diyorlar insan hakları? Hani diyorlar çocuk hakları? Hani kadın hakları? Hani çocuk hakları bildirgesi? Niye bu bildirgeler bu zulmü, bu soykırımı, bu insanlık suçunu engellemiyor? O insanlar bunu sorgulamaya başlıyor. Ve 7 Ekim'den sonra artık yeni tezlerin yazılması gerekir. Yeni teoremlerin yazılması gerekir. Ve batıdakiler hepsi bunları tek tek sorguluyor. Ve biz diyoruz ki genç kardeşlerim, çoğumuzun belki bu etkinlikleri, bu yürüyüşleri, bu basın açıklamaları yapmamız bizim okulumuzdan da bize yetmiyor. Bizim bu konuda daha bilinçli, daha şuurlu hareket etmemiz lazım. Her yerde, her meydanda sesimizi yükseltmemiz gerekiyor kardeşlerim. Diyeceksiniz ki ses yükseltsek ne etkisi oldu? Bakın kardeşlerim, bugün Türkiye'nin işgalci İsrail'le ticaretinin kesmesi öyle durup dururken olmadı. Bu yürüyüşlerin, bu baskıların, bu basın açıklamalarının ve bu yükselten seslerden dolayı oldu. Bugün işte Güney Afrika Lehigh Mahkemesi'nde Siyonistleri yargılaması da
durup dururken olmadı. Seslerin yükseltilmesiyle, yapılan bu yürüyüşlerle, bu basın açıklamaların etkisiyle oluyor kardeşlerim. Filistin davasını savunmak için Arap olmaya gerek yok. Bazıları buradan kafayı karıştırıyor. Yok onlar Kürt değiller. Yok işte onlar Arap'tırlar. Eğer mesela Arap davasıysa size soruyorum. Suudi Arabistan niye onların yanında yer almıyor? Arap ülkeleri niye onların yanında yer almıyor? Demek ki mesele bir Arap davası değildir. Bunlar hepsi manipülatif ve gençlerimizi, özellikle toplumu farklı kirli algılarla başka yere yönlendirmek istiyorlar. Ya da biz bugün Hiroşima, Nagasaki soykırımlarını, katliamlarını lanetlerken biz Japon muyuz? Japon olduğumuz için mi buna karşı çıkıyoruz? Değil. Biz insanız. Ve en önemlisi biz Müslümanız. Ve biz bu imanı taşıdığımız müddetçe yerin ve göğün sahibi olan Allah Tebareke ve Teala dışında hiç kimsenin yanında boyun eğmez ve zulme uğrayan hiçbir mazlumun dinini sorgulamaz. Her zaman hakkın yanında, zalimlerin tam karşısında da olmaya devam edeceğiz kardeşlerim. Bu yürüyüşlerle size çok iş düşüyor. Size çok mesuliyetler düşüyor. İsterdim ki bu bahar etkinliklerinde biz de eğlenelim, gülelim, kahkaha atalım. Ama kardeşlerim gerçekten meselenin ciddiyetinin belki tam farkında olamıyoruz. Sadece ekrandan izliyoruz ama şunu da net bilelim ki Siyonist terör şebekesi sadece Gazze ile uğraşmayacak. 1897'de birinci Siyonist Siyon Kongresi'nde aldıkları bir karar nedir biliyor musunuz? Aldıkları kararda Arzi Mev'ud dedikleri topraklar kuzey sınırları ta Niğde'ye kadar yani Kapadokya'ya kadar olacak şekilde sınırlarını çizmişler. Ve bugün o çocukları katledenler, o kadınları katledenler, o namusları talan edenler şunu net bilin ki yarın hani insan çocukları böyle masum çocukları gözünüzün önüne getirin. Vallahi gelip aynı bu çocuklarımıza yakacaklar. Aynı bu kadınlarımızın da namuslarını talan edecekler ve aynı orada yaptıkları saldırıları aynısını belki daha fazlasını burada da yapacaklar. Zerre kadar şüpheniz olmasın. Bundan dolayı şimdiden bilinçlenin. Şimdiden şuurlanmak zorundayız ve şimdiden Kudüs davasıyla yatıp Kudüs davasıyla kalkmamız gerekiyor. Çünkü Kudüs turunsur kağıdı gibidir. İnsanların izzetiyle, şerefiyle duruşunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Kudüs, yani Arapların kendi arasında kullandığı bir atasözü var. Diyor Kudüs her şeyi ortaya koyar. Onu sahiplenirseniz izzetiniz artar. Eğer ona sırt çevirirseniz sizi nerede olursanız rezil-i rüsva eder, silesiyle rezil edecek. Bu yönüyle bizim hür gençlerimizden istediklerimiz kardeşlerim nerede olursanız olun, ne yaparsanız yapın, asla ama asla programsız olmayın genç kardeşlerim. Asla programsız olmayın. Bir dakika bile kaybedecek vaktimiz yok. Öyle bir şekilde üzerimize geliyorlar ki, öyle bir şekilde memleketi talan ediyorlar ki, sadece Müslümanları değil, bunlar insanlığı talan ediyorlar. Ve bunlara karşı biz bilinçlenmezsek, şuurlanmazsak, buraya kadar gelen bu sahabelere ihanet etmiş oluruz kardeşlerim. Tamam. Şeffaflık önemli. Arkadaşlar, bura çekiyoruz, kamera da çekiyor tabii. Yahya Sinvar'ın yazdığı bir kitap, özellikle bu genç
kardeşimizin yaşındakileri de anlatıyor. Filistin mücadelesini anlatıyor ve tam da güzel bir kitap. Aslan, senin ismi ne? Aslan, 123 numaralı arkadaşımızı yine buraya alalım. 123. Sen mi hediye dedin? Sen okumuştun bunu? Eyvallah, biz teşekkür ederiz.